Cemal Süreya, neden şiir yazıyorsunuz? Daha doğrusu isterseniz ben şöyle soruyu size ileteyim. İlk şiiri yazarken ne düşündünüz? Sevgili Doğan'ızla, aslında ben şu kadar yaşa geldim, henüz asıl yeteneğimin neye olduğunu tam kestirebilmiş değilim. Ama biliyorsunuz, evrimin önünde sayısız yol vardır. Bunlardan biri belirince öbürleri silinir gider. Benim şiirle de ilişkim böyle oldu galiba. Kendimi şiirin içinde buldum. Belki de çevremde yalnız şiir vardı ya da şiire yakın şeyler vardı çevremde. Destanlar vardı, halk hikayeleri vardı. Annemin bunları iyi bilişi vardı. Bunlar beni şiire götürdü. Ve orada derinleşme olanağı yahut yazgısı karşısında kaldım. Böyle anlatabilirim. Peki, ustalar var mıydı size şiiri yönelten? Başlangıçta hiçbir usta yoktu. Hatta şiirlerin imzalarına bakmazdım, şairleri görmezdim. Giderek liseyi bitirdikten sonra bende bir şiir bilinci başladı. Ondan sonra asıl şairsem eğer, ondan sonra şair oldum diyebilirim. Peki başka bir şey sorayım ben Cemal Süreya. Bir şairin şiir objektifi var mıdır? Yani dünyaya şiirle bakış diye bir şey söylesek doğru mudur bu sizce? Sizin için geçerli midir? Geçerlidir muhakkak. Hele bakış dersek, görüş de diyebiliriz. Şair dünyaya dil içinden bakan adamdır. Tabii bunun içinde bilinç de vardır. Her şey vardır. Şiir dışındaki şeylerle de beslenme vardır. Şiir dilin, hatta kültürün köpüğüdür diyebiliriz. Peki, şimdi bu tanımlarınızdan başka bir şeye atlayacağım ben. Cemal Süreya, şiirde ne yapmak istediniz? Sizden önce de bir şiir geleneği vardı. Siz neyi eksik gördünüz? Ya da ben şiirde şunu yapmak isterim dediniz. Nedir bu? İmaj yapısını düşünün, söyleyişi düşünün, kelimeleri düşünün. Yani geniş kapsamlı düşünün bunu. Başlangıçta öyle bir şey yoktu, bir kaygı yoktu. Yalnız şu var, beslendiğimiz şeyler muhakkak bizi koşullar. Ben Doğu edebiyatıyla da, bizim eski edebiyatımızla da beslendim. Batı edebiyatı da beslenme olanağını bir oranda elde ettim. Benim şiirim, kendim için söylersem, bu iki edebiyatın, yani bizim eski edebiyatımızla ya da bizim edebiyatımızla Batı edebiyatının bir çelişkisidir. Tuhaf bir şekilde ben o çelişkinin içinde buldum. Tamamlayıcısı değil. Benim şiirim tamamlanmış bir şiir değildir. Ve sanıyorum bu tür şiir hiçbir zaman tamamlanamaz. Biz şiir yazmaya, yani demin söylediğim gibi bilinçli biçimde yazmaya başladığımız zaman Türkiye'de bir şiir devrimi yapılmıştı zaten 1940'ta. Evet. Yani şiir yeniden bir sıfır noktasına gelmişti. Bizde belki bunun içinde çeşitli yönsemelerle bir derinleşme olanağı aranmış olabilir.